devremizde de joystick kullanarak yatay ve dikey eksende 4 tane LED'imizi yakacağız. Aynı zamanda butonumuzu da kullanacağız. Butona bastığımızda da 4 LED aynı anda yanacak. Bununla ilgili devremizi tasarlayacağız. Kullanacağım malzemeler: bir tane breadboard'umuz var, bir tane Arduino'muz var, bir tane joystick'imiz, 4 tane 220 ohmluk direncimiz, 4 tane farklı renklerde LED diyotum var ve yeterli miktarda da jumper kablolarım var. Devremizin tasarımına başlayalım. Şu şekilde board'umu şöyle çevireyim. LED diyotlarımı isterseniz yukarıdan dizmeye başlayayım. Eksilerini board'un eksi kısımlarında birleştiriyorum. LED diyotlarımın. Ve artı bacaklarına da 220 ohmluk dirençlerimi bağlıyorum. Devre şemasına baktığım zaman kırmızı LED diyotuma ait kablom Arduino'da 4 numaralı pine gitmiş. Hemen bunu Arduino'da 4 numaralı pine bağlıyorum. LED diyotlarımla aynı renk kablo kullanmaya dikkat edeyim ki devreme şemasını ileride bir sıkıntı olursa daha iyi kontrol edebileyim. Sarı rengim 5 numaraya, yeşil rengim 6 numaraya ve mavi renk LED diyottan çıkan ise 7 numaralı pine bağlantısını yapıyorum. LED diyotlarımın bağlantısı hazır. Gelelim joystick'imin bağlantısına. Joystick'ime şöyle baktığım zaman en sağdaki ucum yeşil uç, eksi. Bunu board'un eksi şeridine bağlayalım. Şuradaki şeridime bağlıyorum. Hemen yanındaki sarı rengim artıymış. Hemen onun yanına da artı ucumu bağlıyorum. Turuncu renk kablom X ekseni için A1'e bağlanmış. A1'e bunu bağlıyorum. Şimdi buraya iki tane daha kablo bağlayacağım. Şu şekilde iki kabloyu da bağlıyorum. Hemen yanındaki kahverengi A0'a gitmiş. Bunu da A0'a bağlıyorum. Hemen yanındaki buton switch'imden çıkan ise Arduino'da 3 numaraya gitmiş. Bunu da Arduino'da 3 numaraya bağlıyorum. Evet, joystick bağlantımı da yaptım. Şimdi artı ve eksilerden kablolarımı bağlantısını yapalım. Şuradaki eksi şeridimden kablomu alıyorum. Buradaki eksi şeridine bir kablo getiriyorum LED diyotların eksi şeridinden. Board'umun üzerinden eksiden kablomu alıyorum. Arduino'nun GND'sine bağlayacağım. GND'ye bağladım. Artı şeridinden kablomu alıyorum ve Arduino'nun 5 voltuna da bunu bağlıyorum. Devre bağlantı şemam bu şekilde. Şimdi kodlarımızı bilgisayarda tasarlayalım. Arduino kartımıza gönderip devrenin çalışmasını hep birlikte test edelim. Joystick ile LED kontrol devresinin blok şemasını mBlock programında birlikte tasarlayalım. mBlock programını başlatıyoruz. Olaylar içerisinden Arduino'na başladığında bloğunu sahneme alıyorum. Hemen altına sürekli tekrarla bloğunu ekliyorum. Şimdi joystick'in hem Y eksenindeki hareketi hem de X eksenindeki hareketi için değişken tanımlayacağım. Bir değişken oluştur diyorum. X ekseni için buraya X ekseni adını veriyorum. Y ekseni için ise Y ekseni adını veriyorum. Aynı zamanda joystick'in butonunu da kullanmak istiyorum. Butona bastığımda da tüm ışıkların yanmasını sağlayacak bir devre tasarlayacağım. Bunun için buraya bir tane de buton değişkeni tanımlıyorum. Buna da SV buton ismini verelim. Ve 3 tane değişkenimi oluşturdum. Şimdi bu değişkenlerle ilgili şuradaki bloklardan 3 tane buraya ekliyorum. Bunların bir tanesi X ekseni olacak. Bir diğeri Y ekseni olacak. Bir tanesi de buton olacak. X ekseni ve Y ekseni için analog pinden değer alacağım. Pin bloklarına geliyorum. Analog pini oku pin bloğunu X eksenine alıyorum. Aynı zamanda Y ekseni için de alacağım buraya. Devre şemasına baktığım zaman X eksenini Arduino'da A1'e bağlamışım.
Y eksenini de Arduino'da A0'a bağlamışım. Bunu da A0 olarak bu şekilde bırakıyorum. Şimdi butonum için pini belirleyeceğim. Burada butonum pull-up butonu. Joystick üzerinde bulunan buton. Bundan dolayı burada direktmen dijital pin oku bloğunu buraya alamıyorum. Eğer bu bloğu alırsanız burada çalışmayacaktır. Devre şemasında mutlaka bir değişiklik yapmanız lazım. Bir 10 kilo ohmluk direnci artıyla buton arasına bağlamanız lazım ki butonu pull-up olarak kullanabilirsiniz. Ama joystick'in kendi içerisindeki butonu zaten pull-up butonu olduğu için ben devre şemasında bir değişiklik yapmayacağım. Aynı bırakacağım ama buraya bir uzantı ekleyeceğim. Yani pull-up buton uzantısı ekleyeceğim. Uzantılara geliyorum. Ara kısmına pull-up yazıyorum. Bakın karşıma pull-up ile ilgili uzantılar geldi. Şurada Türkçe bir uzantı var. Bunu ekle diyerek mBlock programı içerisine ekliyorum. Bakın burada pull-up ile ilgili bir uzantı geldi. Buradaki bloğu alıyorum ve şuradaki buton bloğunun içerisine yerleştiriyorum. Şimdi butonumu ben kaça bağlamışım devre şemasında? 3 numaralı pine bağlamışım. Burayı da 3 olarak ayarlıyorum. Şimdi artık benim butonum pull-up olarak çalışacak. Bundan sonra artık ne yapacağım ben Arduino'da? Öncelikli olarak X eksenindeki açı değeri belli bir değerin altındaysa birinci LED'i yak, değilse LED'i söndür diye buraya komutlar vereceğim. O yüzden buraya kontrol içerisinden eğer ve değilse bloğunu bunun içerisine alıyorum. İşlemler içerisinden küçüktür ifadesini bunun içerisine alıyorum. Ve değişkenler içerisinde X ekseni bloğunu buraya alıyorum. Şimdi potansiyometreden aldığım değer kaçtan küçükse, normalde joystick'in içerisindeki potansiyometre joystick'i hareket ettirmediğimizde 1023'ün yarı değerinde gösteriyor. Yani 510 gibi bir değer gösteriyor. Joystick'i bir tarafa doğru çevirdiğimizde bu 0'a düşecek. Diğer tarafa çevirdiğimizde 1023'e çıkacak. O yüzden burayı 0'dan büyük değerler alacağım. 10, 50, 100 artık kaç gibi değer alırsanız burası size kalmış. Ben 100 gibi bir değer alayım. Yani 100'ün altına düştüğü zaman LED diyotumu çalıştırsın istiyorum. Pinlere geliyorum. Dijital pini buraya ayarla diyorum. 4 numaralı pindeki LED'imi yaksın. Eğer 100'ün üstündeyse 4 numaralı pinimi low yaksın. Yani sönük vaziyette tutsun. Birinci yapacağım işlem bu. Şuradaki eğer bloğunu kopyalıyorum. Şunun altını alıyorum. Yine burası X eksen ama bu sefer büyüktür eylemini kullanacağım. Şuradaki büyüktür eylemini buraya alıyorum. Şuradaki X ekseni bloğunu bunun içerisine alıyorum. Şurayı kaldıralım. Bu sefer potansiyometreyi diğer tarafa yani 1023 üzerine çevirdim. Burada da 1000 gibi bir değer verelim. Tamamen potansiyometreyi sonuna kadar çevirdiğimde 1023 alacağı için 1000'in üzerine çıkmış olacak. Bu sefer hangi LED'imi yakayım? 5 numaralı LED'imi yakayım. Eğer 1000'in altındaysa bu LED'im de benim sönük olarak kalsın. X eksenindeki hareketim için yapacağım eylemler bunlar. Şimdi Y ekseni için eylemimizi yapalım. Şuradaki bloğun kopyasını alayım. Şu alta bunu ekleyelim. Burası artık X olmayacak. Ne olacak burası? Y ekseni olacak. Bunu da Y ekseni yapalım. Y ekseni yine 100'den küçükse bu sefer hangi LED'imi yakacak? 6 numaralı LED. Değilse 6 numaralı LED yanmayacak. Yine Y eksenindeki değer 1000'den büyükse 7 numaralı LED'i yakacak. Eğer küçükse 7 numaralı LED sönük kalmış olacak. Joystick'in hareketlerine göre LED'lerimi bu şekilde yakıp söndürmüş oldum. Şimdi butona bastığımda 4 tane LED'imin de yanmasını istiyorum. Kontrolden eğer ise bloğunu buraya alıyorum. Bu sefer işlemler içerisinden eşittir bloğunu bunun içerisine alıyorum. Değişkenlerden SV butonumu bunun içerisine alıp SV butonu eşittir 1 ise yani butona basıldıysa pinler içerisinden şuradaki dijital pinden 4 tane alalım buraya. 4 tane LED'imiz var çünkü. LED diyotların numaralarını buraya verelim. 4, 5, 6 ve 7 numaralı LED'ler bunların çalıştırsın istiyorum. İşte butona bastığımda da bu hareketi yapmış olacak. Blok şemam bu şekilde. Şimdi ben şunu da istiyorum. Panda sahnesinde değişkenlerim gözüküyor. Ben joystick'i hareket ettirdiğimde joystick'in aldığı değerler ve butonun değerini burada görmek istiyorum. Bunun için yükleme modu uzantısını kullanacağım. Uzantılara geliyorum. Şuradaki pull-up'ı siliyorum. Bakın yükleme modu yayını var.
bunu ekle diyorum. Buraya ekledi. Şuradaki mesaj iletisini alıp sürekli tekrarlanın hemen altına bunu atıyorum. 3 tane değişkenim vardı. Bundan 3 tane buraya ekliyorum şu şekilde. Birinci değişkenim x ekseni için. 3 tane olduğu için buradaki mesaj değerlerini değiştirmem lazım. Bir tane olsaydı aynı bırakabilirdim. Birine x ismini vereyim. Y ekseni için y ismini verelim. Buraya da buton ismini verelim. X ekseni için x ekseni değişkenini ekleyeceğim. Yalnız pandadan alacağım değer küsuratlı bir değer olacağı için sayıyı tam sayıya yuvarlamasını istiyorum öncelikli olarak. İşlemlerden yuvarla bloğunu alıp bunların içerisine yerleştiriyorum. Bunu eklemezseniz sayı noktadan sonra iki tane daha virgüllü bir değer gösterir. Ben tam sayı olsun diye buradaki blokları buraya ekledim. Şimdi değişkenlere geliyorum. X ekseni değişkenimi bunun içerisine, Y ekseni değişkenimi bunun içerisine ve buton değişkenimi de bunun içerisine ekliyorum. Aygıtlarda bu işlemi yaptım. Buradaki iletiler nereye gidecek? Kuklalar sahnesine gidecek. O zaman kuklalar sahnesine geliyorum. Tekrar uzantılara tıklıyorum. Yükleme modu yayını uzantısını buradan ekle diyorum. Bakın buraya uzantı geldi. Şuradaki bloğumu sahneye alıyorum. Hemen ardından şuradaki bloğu da sahneye alıyorum. Değişkenler içerisinden şuradaki değişkenimi bunun altına ekliyorum. Şuradaki değeri x ekseni olarak yapıp şuradaki bloğu da bunun içerisine ekliyorum. Burası x ekseninden aldığım değeri gösterecek. O yüzden aygıtlar sahnesinde x ismini vermiştim. Buraya onu yazıyorum. Hemen altına da aynı ismi buraya tekrarlıyorum. Bu blokların kopyasını çıkartacağım. Bir tane buraya kopya çıkartıyorum. Bir tane de buraya. Bir diğeri y ekseni olacak. Bir diğeri de buton için olacak. Y ekseni için y değerlerini vermiştim. Buraya y değerlerini alıyorum. Buton için ise buton değerlerini vermiştim. Buraya da buton değerlerinin ismini yazmış oluyorum. Kuklalar içerisindeki bloklamam da bu şekilde. Tekrar aygıtlara geliyorum. Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Bağlan butonuna tıklıyorum. Tüm bağlanabilen aygıtları göster kutucuğunu işaretleyip portumu gördükten sonra bağlan kutusuna tıklayarak kartımı M bloka bağlıyorum. Şimdi upload kod ile kodlarımı Arduino kartına gönderiyorum. Yükleme tamamlandı. Şimdi hep birlikte devremizi bir test edelim. Evet, kodlarımızı Arduino kartımıza gönderdik. Devrenin çalışmasını test edelim. Şu şekilde joystick'i bakın. Yukarı hareket ettirdim. Kırmızı yandı. Aşağıya hareket ettirdim. Sarı yandı. İleri doğru hareket ettirdim. Yeşil yandı. Geriye doğru hareket ettirdim. Mavi yandı. Üzerine bastığım anda da bakın. Dördü birlikte yanmış oldu. Seri bir şekilde yapalım. Evet, joystick ile led diyot kontrolümüz de bu şekilde diyebiliriz. Evet, devrenin çalışmasını aynı zamanda sahnede değişkenlerden de görebilmekteyiz. Sahneyi birazcık büyütelim. Şuradaki değişkenlerimi pandanın üzerine şu şekilde alayım. Şimdi joystick'i x ekseni üzerinde hareket ettiriyorum. Bakın x ekseni 0 oldu. Diğer tarafa hareket ettiriyorum. X ekseni 1023 oldu. Şimdi y eksenini de hareket ettiriyorum. Y ekseni 0 oldu. Diğer tarafa hareket ettirdiğimde de y ekseni 1023 oldu. Şimdi butona basıyorum. Bakın buton 1 oldu. Basmadığım zaman da buton 0 olmuş oldu. Joystick ile butonu da kullanarak led diyot kontrol devresini bu şekilde tasarlamış olduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.